Hoş geldiniz. Bugünün sorusu neden YouTube kanalı açtım ve bu kanalda neler var? İtiraf ediyorum, aslında aklımda olan bir şey değildi YouTube. Çünkü ben kendi günlük hayatımda da çok fazla YouTube kullanmıyorum. Böyle birkaç isim dışında takip ettiğim bir YouTuber yok ya da her gün düzenli olarak baktığım sitelerden biri değil YouTube. Dolayısıyla bana önerildiğinde bu fikir yani senin bir YouTube'un olmalı ne alaka demiştim. <laughs> İşte iş dünyası ile ilgili bir şey yazıyor olsam evet yani onları paylaş işte insanlara yardımcı ol ya da ne bileyim kişisel gelişim kitabı yazıyor olsam psikolog olsam psikoloji ile ilgili bir şey yazıyor olsam tamam otur konuş YouTube'da anlat ama ben ne anlatacağım mitolojik fantastik yazıyorum sonrasında birazcık Olimpos'a dönüşün Instagram'daki böyle topluluğu artınca yani takip edenler sayısı, benimle iletişime geçenlerin sayısı. Yazarlık tecrübelerimle ilgili, bu geçirdiğim süreçle ilgili çok fazla soru geldiğini fark ettim ve benzer sorulardı bunlar birbirine. Aklımda da söylenmişti ya işte YouTube açmalısın diye. O hep duruyor yani bir köşede. Dedim ki tamam hani o zaman YouTube açmış olayım. <laughs> bu soruları cevaplarım toptan. Ha bir de dedim kendi kendime evet yani yazarlık tecrübelerimi anlatırım, paylaşırım nasıl geçirdiğimi. Bir de çok fazla kitap okuyorum. Çok okumaktan ziyade aslında bakarsanız değişik kitaplar okuyorum. Yani Türkçe'ye çevrilmemiş kitaplar oluyor arasında çok güzel kitaplar oluyor. Ya benim gibi böyle ilgi alanı benzer olan insanlar için de yani o kitapları anlatırsam hani belki onlara bir faydam dokunur. Bir bilgi sağlamış olurum diye. Bunları düşünerek dedim ki tamam YouTube açalım. <laughs> Şu an kanalda ne var? Evet, zaten amacım ilk amacım yazarlıkla ilgili tecrübelerimi anlatmak olduğu için elbette ki yazarlıkla ilgili videolar var. Bu yazarlık videolarının amacı kesinlikle ders vermek değil, size nasıl doğru yazılır öğretmek değil. Sadece dediğim gibi ben kendi tecrübelerimi paylaştım. Bunun dışında Olimpos'a dönüşle ilgili, Olimpos'a dönüşü anlattığım bir bölüm var. O da çok fazla soru geliyordu. Kitap nasıl bir kitap? İşte roman mı, mitolojik bilgiler mi vesaire diye. O yüzden bunu da bir anlatma ihtiyacı hissettim. Onun dışında demiş olduğum gibi farklı okuduğum kitapları anlatıyorum. Her zaman farklı değil, yanlış anlaşılmasın. <laughs> yani farklı kitaplar da var elbet ama Herkesin okuduğu genel mitolojik kitapları da var. Sadece kendi fikirlerimi belirttim ben bu kitaplarla ilgili. Kendi kitabımı yazarken kullandığım kaynak kitaplar bunlar hepsi aynı zamanda. Sonrasında kanalda mitolojik öyküler var. En çok izlenen kısım, en çok izlenen seri. Onların çıkması nasıl oldu? Onlar tamamen kendi kendine gelişti. Ben Instagram'da arada sırada soru cevap yapıyorum. Neden? Çünkü işte takip edenler neyle ilgileniyor, benden ne bekliyor, neyi daha çok öğrenmek istiyorlar. Onu tartmak için biraz. Ve bu soru cevapları yaptığımda ne zaman yapsam gerçekten en çok hep mitolojik tanrılarla ilgili soru geldi. Yani işte ben belki yazarlıkla ilgili soru gelir diye düşünüyorum ama Perseus'u anlatır mısın? Hades'le ilgili ne düşünüyorsun? Hera gerçekten ikinci mi? Falan <laughs> böyle sorular. Bu soruların da daha sonra artmasıyla birlikte dedim tamam yani evet ben sürekli okuyorum zaten. Benim için de iyi olur. Pekiştirmiş olurum kendi öğrendiklerimi. Mesela Afrodit'le ilgili bir şey hatırlamak istediğimde dönüp kendi çektiğim videoya da bakabilirim. Bu şekilde mitolojik öyküler doğdu. Umarım keyif alarak takip edersiniz. Evet galiba bu kadar şu an. Çok teşekkürler tekrardan. Diğer videolarda görüşürüz.